şehirler vardır. Konup göçen uygarlıkların, yaşayan insanların, çalınan sazların, söylenen sözlerin enerjisi yansımıştır. Buralarda da bu çalınan sazların, söylenen sözlerin etkisi ta Kervansaray dağlarından gelir de kulağımıza çalınır. Biz bugün Tadında Hikayeler'de Kırşehir'deyiz. Anadolu'nun tam da ortasında bulunan eski adıyla Gülşehir'deyiz. Pir Sultan Abdalların, Hacı Bektaş Velilerin, Yunus Emrelerin, Ahi Evranların geleneğinin hala da yaşadığı bir şehirdeyiz. 13. yüzyılda Kırşehir bir ilim, bilim ve kültür merkezidir. Adını saydığımız sayamadığımız, bildiğimiz bilmediğimiz birçok ilim, bilim adamı, ozan, abdal, aşık bu topraklara konup da göçmüştür. Madem bu kadar misafiri ağırlamıştır topraklarında Kırşehir, demek ki çok güzel köklü bir yemek ve sofra geleneği vardır. O zaman biz ne yapalım? Beraber gidip bakalım Kırşehir'in toprağında, mutfağında, geleneğinde, yemeklerinde neler var? Yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Evet, besmeç, besmet, peksimet aslında darı unuyla, buğday unuyla yapılan mayalı, mayasız hazırlanan uzun süre dayanıklı bir çörek çeşidi. Ama Kırşehir'e gelmiş burada bambaşka bir şey olmuş. Bulgurla yapılan, etle yapılan harika bir yemek olmuş. Nurten Hanım da Kırşehir mutfağını çok güzel bilen, anlatan ve öğreten bir insan. Onunla beraber istedik ki eskilerden bu anneanne yemeklerinden bir tanesini yapalım, besmeç yapalım. Soğanı doğrayarak da başlıyoruz. Besmeç eskiden beri Kırşehir'de yapılan bir yiyeceğimiz. Aslında Kırşehir'de eskiden annelerimiz, kadınlarımız bir araya toplanırlar, kıyma yapıyoruz diye yaparlardı. Şimdi soğanı çok minik kıyıyoruz. Bu arada çok da güzel kıydınız. Ah, teşekkür ederim. Sağ olun. İncecik kıyacağız, rendelemiyoruz, sulandırmıyoruz. Sadece kıyacağız ufak ufak. Aşağı yukarı bir 500 gram kadar mı? 500 gram kadar şey koydum. Şimdi burada köftelik bulgurumuz var bugün ama onu hemen söyleyelim. Eskiden köftelik bulgur bu kadar küçük olmazdı. Kısırlık tabir edilen. Bunun bir boy büyüğü olurdu. Besmeç de onunla yapılırdı. Şimdi biz önce orta yağlı kıymayla ince kıyılmış soğanı bir güzel yoğurduk. Üzerine düğüyü ilave ettik. Düğüyle beraber de güzelce bir 5-6 dakika kadar yoğurduk. Hiç su koymadık ama bu arada. El kuvvetiyle, bilek gücüyle. Sonra üzerine karabiber, pul biber ve biraz da kimyon ekledik. Tuzunu ekledik. Yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası. Yine yoğurmaya devam ediyoruz. Biraz sonra şekil vereceğiz. Bir tarafta da odun ateşini, mangalı hazırlayacağız. Şimdi Nurten Hanım, köfte yoğururken şanındandır. Değil mi? Yanınızda bekleyene bir parça verilir bakalım olmuş bekleyen mu? Bekleyen de onun için bekler zaten. Yani siz de bu işin ustasısınız. Siz bakın, de bakın bakalım. Ama. Siz de bakın. Bakın bakalım siz. Var mı daha, güzel mi? O zaman maydanozunu koyalım mı? Biraz da maydanozla yoğuralım. Tamam. Göre isterseniz bu şekilde, isterseniz daha büyük bir şekilde böyle biz yapıp. Biz şöyle yapardık Nurten Hanım. Bak, evet, evet. Yapıştırma deriz. Cevizden biraz daha büyük parça aldık. Büyük parça, evet. Şöyle iyi midir sizin için? Güzel, bakın çok siz. Güzel. Tamamdır.
Tamam, ne olacak şimdi, artık tadına bakalım mı? Değil mi? Ya, renk verdik o kadar, ya, tadına da bakmamız ben gerekir. Ben biraz limon sıkmak tabii istiyorum ki damak ya. Tadına göre limon, maydanoz neyle olursa olsun. Beraber bakalım nasıl güzel olmuş mu? Bence çok güzel. Sizce? Güzel. Dedik ya, bugün Kırşehir biraz rüzgarlı, arada güneş açıyor, biraz yağmurlu. E yağmur ne demek? Bereket demek. Bulgur ne demek? Bulgur da aslında bereket demek. Bir avuç bulgurun bütün besleyiciliği, bütün geleneği, bütün bereketi sizin de sofralarınız olsun. Hikaye bu ya. Bir gün padişaha bir halı hediye gelir. Padişah halıya şöyle dikkatle bakar ve hiddetle yanındakilere emreder. Tiz bu halıyı dokuyana hemen bulun ve getirin bana der. Emir bu ya. Hemen yerine getirirler ve halıyı hediye eden kişiyi bulurlar. Adamcağız der ki, bu halıyı benim kızım dokudu. Kızı apar topar hemen saraya götürürler. Padişah der ki, şöyle eliyle bir işaret yapar yanındakilere, dışarıya çıkın der. Kızcağız da der ki, söyle bakalım senin ne derdin var. Kızcağız hemen anlatır ve birini çok sevdiğini ama babasını zorla başka biriyle evlenmek istediğini anlatır. Padişah hemen emir verir. Emir de demiri keser tabii, sevdiği gençle evlenir. Kızın gönülden dokuduğu halı gider de padişahın gönlüne dokunur, derdine de derman olur, çare olur. Ne güzel halı, olmuş. Halı yüzyıllardır, bin yıllardır kullanılmış. Amaçları işte evlerde kullanılmış, ısı sağlamış, soğuk havalarda falan ama bu desenler, renkler de insanların bu sözcükleri kullanmadan kendilerini ifade ettiği bir dil olmuş, gelmiş. Kırşehir Çuğun Gölü'ndeyiz. Masmavi yemyeşil bir doğanın ortasındayız. Elimde kaman cevizi var, çok özel bir ürün. Bu cevizi aldım, bununla bir ne yapalım? Hadi onu da söylemeyelim, sürpriz olsun. Dedik ki Kırşehir'in çok güzel kaman cevizi var, harika bir pekmezi var. Bununla ne yapalım? Ben rahmetli anneannemin pekmezli topak helvasını yapayım dedim. Buranın bir ahi helvası var. Biraz benziyor ama tam olarak aynı değil. Rahmetli anneannem tatlıları ve helvayı çok severdi. Çok küçüktüm ben o zaman. Dışarıdan geldiğinde çantasından eskiden böyle gazete kağıdına sarılı bir şekilde biraz böyle küçük portakal büyüklüğünde bir helva çıkarırdı, bana verirdi. Ucundan bir ısırırdım ve tel dolaba kaldırırdım. Canım tatlı istediğinde gidip ucundan bir parça alırdım. Yıllar sonra anneannemi kaybettim. Helva aklıma geldi. Açıkçası burnumun direği sızladı bir gün. Dedim ki bunu yapayım ama biraz daha küçük şekil vereyim. Çocuklarıma da öğreteyim, insanlara anlatayım. Böylece hem ağzımız tatlansın hem de böyle yad edelim biraz dedim. Helva için önce tereyağını tavaya koyacağım. Bakır tava tercih ediyorum bugün ben. Yağımız da şöyle 2 kaşık kadar. Tereyağını koyacağım. Tavayı önceden ısıtmıştık. Altını biraz azaltalım. Yağ eridi, biraz da köpürdü. Göz kararı şöyle 1 bardak kadar tam buğday unu koyduk. 1 bardak kadar da normal un koyacağım. İsterseniz hepsini tam buğday unu kullanabilirsiniz. Bunun dikkat ettiyseniz yağı çok az ama yeterli olacak. Biraz un kavruldukça yağ ortaya çıkacak. Bu yüzden de yağ az olduğu için de çabuk bozulmuyor aslında. Şimdi cevizi de güzelce kıyacağız.
Kırşehir'in aşığı, ereni, abdalı çok fazla. Tasavvuf buranın topraklarına kadar işlemiş. Cevizin de tasavvufta çok önemli bir yeri var. En dış kabuğu vardır ya hani cevizin, yeşil kabuğu. O ilmel yakın olarak nitelendirilir. Ortadaki sert olan kabuğu aynel yakındır. İçinin meyvesi ise hakkal yakındır. O cevizin kabuğunun mertebe mertebe nefisle bağdaşması da çok önemlidir. Sadece bu örnek değil aslında. Tasavvufta çok daha fazla şeyleri var. Bunun örnekleri var. İnsanın nefsiyle bağdaşlaşmış. Hatta o cevizin en ince zarını çıkıp da o içteki meyveyi yakalayan insanın da o zaman hakkı bulduğu söyleniyor. Şimdi bir taraftan da tabii sohbet ederken un güzelce kavruldu. Susamı koyacağım. Helvanın karışımını güzelce ılıttım. Ilık da demeyelim, ılıktan biraz daha sıcak. Ocaktan aldım. Şimdi şu yüzüklerden kurtulacağız. Bu helvanın özelliği içine su, süt, şerbet hiçbir şey girmiyor. Kıvamını sadece pekmezle veriyoruz. Şöyle göz kararı yapacağız onu. Her pekmezin kıvamı, yoğunluğu, özelliği farklı oluyor. O yüzden net bir ölçü vermek biraz zor. Şimdi bunları tam da ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum ben. Eğer yoğururken böyle elinizi azıcık zeytinyağına batırırsanız elinize yapışmaz. Eldiven de kullanabilirsiniz tabii. Bu cevizin içerisinde bir de çok kıymetli bir madde var. O da melatonin. Hani böyle zamanında uyuyup uyanmamızı sağlayan vücut saatimiz var ya, onu düzenlememize yardım ediyor. Yaşlandıkça insanların o melatonin seviyesi azalıyor. Onun için de işte cevizi hayatımızdan eksik etmememiz lazım. Çıtır çıtır susamın böyle dişlerinizin arasından o lezzeti, cevizi gerçekten çok lezzetli. Bu toprağın ürünleri çok değerli. Susamı, pekmezi, cevizi çok değerli. Tam buğday unu, gerçek unu, gerçek tereyağı çok değerli. Bunlara sahip çıkmak lazım. Anneannelerimizin tarifleri çok değerli. Bunların hepsini yazmak, kayıt altına almak lazım. Ne diyelim? O zaman hepsinin ruhuna rahmet olsun. Abdal bedelden gelir. Bedelin çoğuludur. Peki bedel ne demektir? Bedel değiştirmek demektir. Neyi değiştirir abdal olan insan? Dünyevi şeylerin yerine uhrevi şeyleri koyar. Somut şeylerin yerine soyut şeyleri koyar. Neyi koyar? Sevgiyi, canı, Allah'ı, hakkı, aşkı koyar. Neşet Ertaş gelir bunların hepsini koyar. Üstüne Leyla'sını koyar. Yıllarca çalar, söyler, hem Kırşehir'i anlatır, hem abdallık geleneğinin günümüze kadar ulaşan son temsilcisidir. Aslında günümüze kadar diyoruz ama onu 2012 yılında kaybettik. UNESCO'nun yaşayan insan hazinesidir Neşet Ertaş. Neşet Ertaş 2012 yılında hak diye diye, sevgi diye diye hakka yürür. Şimdi konuklar evinize gelir, ikram yaparsınız.
Eğer yemeklerinizi çok beğendilerse daha istekli gelirler bir dahakine. Yani sofranızın güzelliği, yemeklerinizin lezzeti çok önemlidir. Bugün de çok harika bir sofrayla beraberiz biz. Çok özel ürünler var, değişik yemekler var, adını ilk defa duyacağımız yemekler var. Mesela çullama var, cemele biberi var, buraya özel yetişen ürünler var. Böyle bir sofradayız. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Biz Sare Hanım'la beraber istiyoruz ki hem biraz muhabbet edelim, sohbet edelim. Hem de biraz öğrenelim bakalım bu Kırşehir'in güzel yemeklerinden neler var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ettiniz. Kırşehir çok misafire değer verir. Çok güzel ağırlamak evet. isteriz elimizden geldiği kadar. Ve soframızda hep bu yemekler olur. Her zaman genelde. Oluyor mu? Evet her gelelim zaman. Gelelim o zaman. Ya, ama haberimiz zaman. Olursa tabii. Tamam. Haber olursa daha iyi olur. Düğünlerimizin baş yemekleri işte bunlar genelde. Şimdi tam onu söyleyecektik. Evet. Şimdi her zaman oluyor ama düğünlerde de ayrı bir yemek ritüeli evet, var. Evet. Yoğurtlu çorbayla başlıyorsunuz. Evet sonra... yoğurt çorbamızla başlarız. Hı-hı. Arkasından tabii pilavımız mutlaka olur. Bulgur pilavı. Bulgur pilavımız tereyağlı. Hı-hı. Kuzu et haşlanır. Arkasından dolmamız olur. Kuzu etini, evet. kuzu etini alırken efendim evet. ayrılıyor. Çok onu göstermemiz lazım. Öyle ki güzel pişmiş. Mutlaka kuzu eti olacak. Ya güzel kuzu eti pilav olacak. Için, evet. Şimdi cemele biberi deyip hemen geçmeyelim. Evet. Cemele biberi çok önemli. Evet çok meşhurdur. Hı-hı. Cemele köyümüz var Kırşehir'in. Orada yetişir. Hı-hı. Kabuğunun çok ince olmasıyla meşhurdur. Düğünlerde böyle dolma yapıyorsunuz. Dolma yaparız. Sonra etli başka dolmalar. Ne var? Etli olur mutlaka dolmalarımız. Hı-hı. Burada da et kültürü genelde bayağı yaygın evet. değil mi? Zeytinyağlı olmaz pek. Her şeye et girer bizim burada. Çiçek bamya hep görüyoruz. Bu da o kadar küçük ki. Gerçekten küçük olur, şöyle evet. bakalım. Çok çok minik. Bir de çorba gibi değil daha ziyade yemek gibi. Evet. Yine kuzu etiyle tabii. Tabii mutlaka şöyle, kuzu eti olur. Evet pişmiş suyu çekmiş hali bile böyle bamyanın. Bu kadar küçük. Tavuk etiyle de çok güzel olur Asuman hmm. Hanım. Köy tavuğu olursa özellikle hindi hmm. eti mesela köy hindisi. çok güzel olur. Pilav hangi aşamada geliyor sofraya? Valla pilav da aslında bamyayla bir bamya olabilir. Pilav, pilav üzerine, üzerine sulu, köfte. Sulu köfte. Sonra tabii tatlısız sonra tatlı. Olur mu diyeyim? evet. Olmaz. Sütlü diyorsunuz değil mi? Sütlaç aslında da biz burada sütlü denir eskiden. Ama eski ismi eski zaten ismi sütlü. Sütlü, evet. Sütlü aş zaten sonra sütlaç olmuş. Evet. Buranın da kendi sütleriyle yapılmış. Evet. Bu. Mutlaka doğal sütlerimiz. Hazır süt kullanılmaz. Kırşehir'de coğrafi işaret tescili almış yemekler var. Evet. Bunlardan bir tanesi de çullama. Çullama bana şıpseyi, Çerkez yemeklerinden onu anımsattı. Çok da severim. Ama siz biraz daha farklı yapıyorsunuz. Evet, o şıpste herhalde soğan var, sarımsak var. Sarımsak oluyor. Bizde sizin... yok. Soğan, sarımsak yok. Sadece biz hafif tereyağıyla unu kavururuz. Hı hı. Ama mutlaka köy tavuğu ya da hindisi olacak. Evet. Önemli özelliği budur. Hı hı. Haşlanır o bir yerde. Onun suyuyla muhallebi gibi karıştırarak pişiririz. Hmm. Yine çok besleyici Osmanlı mutfağından bu taraflara mı gelmiş? Buradan mı o tarafa gitmiş? Çok güzel bir yemek var. Evet. Çirleme. Çirleme. Hı-hı. Kayısı kurusunda. Kayısıyla. Kayısının bir farklılığı var çekirdekli. Evet mutlaka çekirdekli Hı-hı. olacak. Yine Nohut. Etli. Etli yine. Ve Kırşehir'in güzel pekmeziyle. Evet pekmezimiz meşhurdur biliyorsunuz. Kırşehir'in İçinde pekmezi. Başka? Nohut var. Nohut yine var. Et var. Kuşbaşı et. Hı. İşte akşamdan nohut ıslatılıyor. Hmm. Etle birlikte pişiriliyor. En son çiğler sıcak suda bekletildikten sonra hı hı. ondan pişiyor ve pekmezle pişer. Özellikle de çekirdekli kayısıyla yapıyorsunuz. Evet, kendi evet özelliği o. Herkes evlerinde kurutur tabii özel olur. Tatlı da birçok çeşit var. Çok da güzel bir ahi helvası var evet, burada. Evet helvamız var hı hı. biliyorsunuz. Bu da pekmezle yine pekmezli meşhur. Yapılıyor Her değil mi? Her yerde olmaz biz pekmez... dökeriz helvamızı. Birçok şeyde pekmez kullanıyorsunuz siz Biz aslında. Biz çok kullanırız bütün genelde yemeklerde evet. Lezzetleriniz, yemekleriniz çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet sağlık olsun, olsun bereketi olsun. De içinde olsun. Cibril bin Caca aslında bir Türkmen beyidir, Kırşehir'e de emir olur. 1271-1272 yıllarında arkamda gördüğünüz medreseyi yaptırır. Medresede din eğitimlerinin yanı sıra astronomi ve bilimsel eğitimler de verilmektedir.
Cece Bey döneminde çok büyük övgüler alır ama övgülerin en büyüğünü de Mevlana Hazretlerinden alır. Cece Bey'in çalışmaları ama özellikle vakfiyesi bugün bile önemini korumaktadır. Çünkü Arapça ve Farsçanın hem yazışma hem de birçok eserde kullanıldığı bir zamanda Türkçeyi ön plana çıkarmaya çalışır. Anadolu'da Uygur harfleriyle yazılan ilk belgeyi Cece Bey hazırlatmıştır. Kendi yazışmalarında da özellikle Türkçeyi kullanmaya çalışır. Dilini kaybeden, unutan bir milletin eriyip gideceğini, yok olacağını söyler. Bugün bile hala çok önemli değil midir? Damlardaki kar, saçaklarda buz. Kanı kaynayan suya dar geliyor. Haberin var mı oluklardan? Akan suya oluklar dar geliyor demiş şair. Bahar gelmiş Kırşehir'e, Kırşehir'in dağlarına, köylerine. 1200 rakımlı Kartalkaya köyüne. Çocuk sesleriyle, kuş sesleriyle, tavuk horoz sesleriyle beraber Nuriye Hanım'la gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz biliyor musunuz? Çok güzel tandırda, odun ateşinde kömbe yapacağız. Eğer bir köyünüz varsa, köyde güzel bir eviniz, evde de böyle güzel bir ocağınız, sacınız, yanan ateşiniz, ekşi mayalı hamurunuz, bir de güzelce böyle gelin kömbesi yapan bir Nuriye Hanım varsa yanınızda, hayat o zaman çok daha keyifli hale geliyor. Bunu itiraf etmek lazım. Bugün gelin kömbesi yapacağız. Gelin kömbesi diyoruz çünkü gerçekten de gelin kızlara yapılıp da götürülürmüş. Değil mi Nuriye Hanım? Evet. Önceden gelin kızlara yapılırdı. Evet. Gelin kız görmeye giderken bunu herkes yapar götürürdü. Şimdi eskiki kadarı yok da yine de yapıyor biz gelin bazı kızlara. Bazı yerlerde tatlı yapılır, kurabiye yapılır. Burada da kömbe yapılıyormuş. Kömbe yaparız. Bayramlarda yaparız. Düğünde yaparız. Kalabalık olduğumuz zaman. Kömbe en eski pişirme yöntemlerimizden bir tanesi, aslında gömmeden geliyor. Ateşe gömüyoruz. Evet. Gömeceğiz. Hem altında ateş var hem üstünde ateş var. Biraz tezek de yaktık odunlarla beraber. Nasıl pişiriliyorsa biz de bugün aynı şekilde yapacağız. Evet. Daha dün geldi de kartallar yasa. Duydunuz mu ölmüş Kâye Musa? Babam düğünü der donadırmasa. Deliye battal masasına buyursun. Şimdi önce açtık, yağladık, dörde kestik. Dörde kestik. Birbirinin içine katladık. Evet. Tekrar bir yumak yaptık. İki kere yağlayacaksın. Aynı işlemi tekrar yaptık. Kat kat olmaz için. Kat kat olacak. Tamam. Şimdi bir daha açıp ondan saca sonra... Saca döşeyeceğim. Evet, artık ocağa gidecek. Evet, Anadolu'da kadın dantel yapıyor, oya yapıyor. Yaptığı her şeye mutlaka süsler. Ekmeği de süsler, çöreği de süsler. Biz de şimdi kömbeyi süslüyoruz.
tel tel ayrılmış ya, nasıl harika kokuyor. Dışarıda ben culluk gördüm ya. Dikkat ederseniz hindi değil, culluk. Anadolu culluğu. Çok lezzetli olur. Culluk bahane, kömbe bahane. Evet. Muhabbet şahane oluyor değil mi? Evet, aslında aynen, Allah aynen, hep aynen. Ağız tadı versin. Amin. Amin. Yunan mitolojisinde bir zamanlar Akontios Kidepe'ye aşıktır. Deli divane aşıktır ve nasıl söyleyeceğini de bilemez. Ayva bu durumda yardımcı rol olarak devreye girer. Akontios Artemis'te bir ayin yapılırken herkesin gözünün önünde Kidepe'ye üzerine seninle evleneceğim yemini yazılı bir ayva getirir. Beraberce ayvayı yerler ve sonra da evlenirler. Hani bu ayvayı yemek deyimi vardır ya, ta o zamanlardan, antik çağlardan günümüze gelmiştir. Ayvayı yemek biraz olumsuz olarak bazen değerlendiriliyor ama ayvayı yemek güzel bir şey, insana çok faydalı. Bugün de beraber pekmezli ayva dolması yapacağız. Evet, bugün dolduracağız. Dolduracağız. Nasıl yapacağız? Önce oyacak, onun içini hazırlayacak, baharatını falan atacak. Hı hı. Başlayalım şimdi mı o zaman? Şimdi oyalım, başlayalım. Hadi oyalım, tamam. Bu ayva dolması ta ne zamanlarda var biliyor musun Rukiye abla? Çok eskiden. 1539'da Kanuni Sultan Süleyman oğulları için sünnet düğünü tertip eder. Cihangir ve Bayezid için. Onların yemek listelerinde var. Pekmezli ayva dolması. Ondan sürüp gelme bu. Ya 1500'lü yıllarda. Biraz az koyarız pirincinin fazla olmasın. Eti çok, pirinci az. Tamam. Biraz tuz atalım. Tuzu da az olur. Tabii saray yemeği biraz, gelmiş. Burada salça ve pul biber de konuluyor. Birazcık. Değişiyor tabii ki zamanla her şey çok değişiyor. Atalım. Salçayı biz fazla atmayalım. Değil mi? Çünkü tatlı olacağı için tatlı tuzlu. Biraz da karabiber koyduk. Bunu şimdi karıştıracak. Tamam. Şimdi bunun üzerine su gezdireceğiz. Biraz şeker. Şeker atacak. Bunu pişirmeye koyacağız. Pişirmeye koyacağız. Pişip indikten sonra pekmezin koyacağız. Tamam. Şekerini de serptik üstüne. Şimdi kapağını koyduk. Pişecek şimdi bu. Şimdi ağır ağır pişecek. Biz de bekleyeceğiz. Ayva dolmasını pişirdik, dinlendirdik ama sadece ayva dolmasıyla gelmedik. Masayı zaten görüyorsunuz, ayva dolmasının da tadına bakacağım ama bugün benim için çok değerli bir ürün var bu masada. Artık kaybolmaya yüz tutmuş bir lezzet, çokça üretilmiyor ama eskilerin özellikle kışın baş tacıydı, olmazsa olmazıydı. Evet, evet, nedir bu? Bu tike deriz buna. Evet. Çok eskiden kuruturlarmış. Hı hı. Biz de bunu size sunmak için şey yaptık. Yani. Evet, bundan böyle birer parça kesilir. Pilav mı yapıyorsunuz, çorba mı yapıyorsunuz, içine atılır. Evet. Bu aslında pastırmanın bir nevi atası. Ama tabii zaman içerisinde çok değişikliğe uğramış. Kırşehir'de de hala az da olsa yapılıyor. Tike diyorlar adına. Önümde çok farklı bir şey var. Dışı haşlanmış patates. Evet. Neydi bunun adı? Bu pata dolması. Pata dolması. Püre haline getirip içine kıymayla doldurup kızartıyoruz. Bu da bizim Ramazan'da olmazsa olmaz yiyeceğimiz. Ha, Ramazan ritüeli bu da. Pata dolması. Evet. Şu pilav. Bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Kürt pilavı da deriz. Kürt pilavı. Evet. Üzerindekiler. Hindi eti onlar. Hindi eti. Evet. Hindi de burada yetişen özel hindi.
tereyağlı pilav. Zaten lezzetini herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur. Mis gibi şundan. Bulgur da kendi bulgurumuz kendi galiba. Bulgurumuz, kendimiz kaynatıyoruz. Ellerinize sağlık, çok güzel. Yine eskiden, eskilerden kaybolmaya yüz tutmuş bir şey var burada. Gebal diyorlar, kabul diyorlar. Tatlı, özel zamanlarda yapılıyor galiba. Bu özel günlerimizde yapılır. Buna isim olarak gebal ismini verilmiştir. Doğum yapanlara ve hasta yatanlara bir şifa olarak götürürük. İkram ederek yedirmek oluyor. Sıcak sıcak mı yeniyor? Sıcak sıcak olursa daha güzel olur. Evet, kabak çiçeği dolması var. Siz ne diyorsunuz buna? Gül dolması diyoruz. Gül dolması diyorsunuz. Üzerine sarımsaklı yoğurt mu koydunuz? Evet. Çok minicik minicik ama sizin kabak çiçekleriniz. Çok güzel. Küçücük. Bir de burada farklı. Şimdi o kadar güzel şeyler var ki hiçbirini es geçmek istemiyorum aslında. Hani ekmek evet çörek ama rengi falan çok farklı. Kokusu çok farklı. Bunu ne unuyla yapıyorsunuz? Köy unu. Köy unu. Köy unuyla yapıyoruz. Belli. Köy yoğurdu var. Her şey var. Ama ortada da bizim hani Rukiye ablayla beraber güzelce yaptığımız ayva dolmamız var. Onun tadına bakalım mı Rukiye abla? Bakalım. Bakalım. Pekmeziyle, şekeriyle. Güzel olmuş mu? Güzel değil. Çok çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Kırşehir'in düğün yemekleri çok özel, çok güzel. Ayva dolmasının tadına doyamadık. Ve insanları çok misafirperver. Biraz sonra tabii ben tek tadına baktım ama hep beraber yiyeceğiz. Biz Kırşehir'de çok mutlu olduk. Kulağımızda hoş bir sada ve damağımızda güzel lezzetler kaldı. Her şehri ayrı bir dünya. Her şehri, her köyü, her evi aslında ayrı bir dünya. Her evde o evde yemek yapan kadının özel hikayeleri, özel çeşitleri var. Biz de gittiğimiz yerlerde bu güzellikleri sizlerle buluşturmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Bazen hiç kimsenin adını bile duymadığı şeyleri ekrana taşımaktan, orada yaşayanların bile bazen unuttuğu şeyleri şöyle bulup çıkarmaktan dolayı çok çok mutlu oluyoruz. Bugün de Kırşehir'de bu mutluluğu doya doya yaşadık. Kırşehir sofrasında birbirinden güzel yemeklerin, çirlemenin, yoğurt çorbasının, kurutulmuş etin, tikenin, Kürt pilavının, sütlünün, düğün yemeklerinin, doğum yemeklerinin, tatlıların tadına baktık. Biz burada hikayeler anlattık, Kırşehir'in de hikayelerini dinledik. Bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Kırşehir sofrası, Kırşehir muhabbeti bitti mi? Bitmedi tabii ki ama ayrılma zamanı geldi artık. Asuman Kerkez'le tadında hikayelerde haftaya biz yine buradayız. Bekleriz efendim.